Deneyelim bakayım harbesi yapabilecek miyiz, becerebilecek miyiz? Bir ölçü kaşığıyla kavratalım. Bir de su. Kaynamasını bekleyelim. Hak edebilecek miyiz bilmiyoruz ama. Kahvemiz bu. Bir kaşık koyduk. Şeker atmıyoruz. Patateslerimiz de hazır. Bilmiyorum, ocakta bir deneyek bak nasıl olacak. Bir bardaklık yapmaya çalıştım ama bir ateş az mı geliyor anlamadım. Biraz ateşi canlandıralım. Evet. Senden bekliyorum lan Bertuş kahve. Daha hiçbir hareket yok. Ocakta kahve. Hiçbir hareket yok. Ya ateş zayıf geliyor. Önce bu ateş bunu yeterli gelmiyor.
Bence şimdi olacak. Bilmiyorum nasıl yapıyoruz, hak edebilecek miyiz? Bilenler söyleyebilir. Türk kahvesi yapmaya çalışıyorum ya. Hak edebilir miyim bilmiyorum ama. Bilmiyorum. Türkiye'den aldıydım bu kahveyi, bir deneyeyim dedim. Hak edebilecek miyim bilmiyorum. Kahvemiz de bu. Bir bardağa bir kaşık. Daha hareket yok. Evet, şimdi başladı yavaş yavaş. Dumanı çıkmaya. Buyurun dostlar, Türk kahvesini. Kahve tarihi bilen varsa söylesin. Nasıl yapacağız? Ölçüsü ne? Bilmiyorum vallahi. Ölçü bardak bu. Bundan bir tane kahve attım. Küçük. Desem de biraz küçükten biraz büyük kahve bardağı. Bundan da yarıdan fazla su koydum. Evet, köpürmeye başlıyor. Şu an biz Hollanda'dayız. Yorumları yeni gördüm. Özür dilerim, yorumları okumayı göremedim. Çünkü kahveyle ilgilendiğim için yorumları göremedim. Hoş geldiniz dostlar. Kendi başıma bir tane Türk kahvesi yapmaya çalışıyorum ocakta ama hak edebilir miyim bilmiyorum. Közde. Evet, yavaş yavaş. Evet, yavaş yavaş. Kahve. Kahve kaynamaya başladı. Karıştıracak mıydık lan? Karıştıracaktık herhalde, yanlış hatırlamıyorsun, bilmiyorum ki. Ne kadar kaynayacak ya? Bilen var mı? Evet, bence de taşıyacak mı bilmiyorum ki. Tamam. O zaman alayım. Bu. Nasıl oldu lan? Çok mu oldu? Allah Allah. Süt dolunca böyle mi oluyormuş acaba? Sütlü Türk kahvesi. Ha, bu melengicimiş. Vay vay vay, melengiçli Türk kahvesi. Sütlü melengiç. Yani normal kahve değil. Ben de dedim rengi niye değişik diyorum bak. Melengiç Türk kahvesiymiş.
Türk kahvesi biliyorum hiç üzerine okumadım. Şimdi fark ettim. Allah Allah. Belki güzeldir ya bilmiyorum. Evet sütlüymüş bilmiyorum. İçenler daha önce tadı nasıl bilmiyorum ama ilk sefer bir deneyeceğim. Neyse bismillah diye bir tadına bir bak bak. Bismillah. Evet, çok farklı bir tat var ya. Bildiğimiz Türk kahvesinden çok farklı ya. Neyse, bunu içtikten sonra normal bir Türk kahvesi yapayım. Evet, sade alayım kardeş. Bunu bilmiyorum vallahi. Melengiç bizim işimize gelmiyor. Ben bilmiyorum. Çünkü üzeri bile değişti. Yağlı gibi oldu. Farklı bir şey. Ama yine de denemekte fayda var yani. Vallahi bilmiyorum ki bu melengiçte sütlü yazıyor. Kırk yıl sütlü melengiç kahvesi. Ya gözün görmezse öyle olur. Neyse. Bu da böyle bir deneyimimiz olsun. Melengiç Türk kahvesi. İçenlerimize afiyet olsun. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler. Allah razı olsun. Kendinize iyi bakın. Selamlar. Bir daha sade kahve alalım. Tadını fazla beğenmedim ama o niyetinden içiyoruz. Bilmiyorum bir tane daha var acaba o da sade mi bilmiyorum inşallah sadedir o. Aynen öyle. Allah'a emanet olun kardeşler. Selamun aleyküm. Hayırlı pazarlar olsun. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Selamlar. Bertuş.